Herkese merhaba. Biraz evvel Bakırköy'de bir grup genç arkadaşla sohbet ettim. Kimi soruları, kaygıları ve merakları vardı. Karşılıklı konuşunca çok rahatladılar. Kalkarken bir anlaşma yaptık. Onlar konuştuklarımızı arkadaşlarıyla paylaşacak. Ben de daha fazla insana anlatabilmek için bir video çekip paylaşacağım dedik. Belki siz de aynı sorular üzerine düşünüyor, konuşuyorsunuzdur. O yüzden hemen yemek arasında sözümü tutuyorum ve buradan kimi bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çeşitli kamuoyu araştırmalarında tipi %1,5 ila 3,5 civarlarında görüyorsunuz. Bu oranları görünce acaba milletvekili çıkarabilir mi? Acaba vereceğim oy boşa gider mi diye kaygı duyuyorsunuz. Belki tipi destekliyorsunuz, seviyorsunuz ama soru işaretiniz var. Bakın, eskiden seçim sistemi farklıydı ve bu kaygı haklıydı. Örneğin ittifak sistemi yoktu. O yüzden oy verdiğiniz parti ülke barajını geçemeyince milletvekili çıkaramıyordu. Ama şimdi durum değişti ve bu sayede tipliler tipe gönül verenler olarak bir ilki başarmak üzereyiz. Sadece bizim için değil, Türkiye için önemli bir başarıyı hep beraber elde edeceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin ve söylediklerim üzerine lütfen düşünün. Tip her yerde seçime girmediği için anketlerdeki oy oranlarımız muhtemelen beklediğinizden biraz düşük görünüyor. Mesela bir ankette Türkiye İşçi Partisi'nin oyunu %2 civarında görüyorsunuz belki kaygı duyuyorsunuz. Bu anketler doğru mu? İnanın bunu bilmiyorum. Bizim anket yaptıracak paramız yok. Özel anketlerimiz de yok. Ama iki önemli şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, bu size düşük görünen oranları doğru kabul etsek bile o oranlar Türkiye ortalaması. Yani biz 35 ilde seçime girmediğimiz halde üstelik Ankara birinci bölge, İzmir birinci bölge, Antep, Manisa gibi ortalamanın üstünde oy alacağımız büyük yerlerde de seçime girmediğimiz halde ülke çapında bu oranı tutturmuşuz. Bu ne demek? Demek ki İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da, Muğla'da, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de oy oranlarımız bunun epey üstünde. İki, tipin seçime iddialı olarak girdiği yerler esas olarak büyük şehirler. Büyük şehirlerde de nüfus fazla olduğu için seçilecek milletvekili sayısı da fazla. Bu da şu demek. Bu illerde yüzde iki buçuk 3 ile bile milletvekili çıkarabiliyoruz. %3, %5 gibi oylar aldığımızda vekillikler kazanabiliyoruz. Şimdi sonuca gelelim. Bundan 2 sene önce %3 oyla 20 vekil çıkartabiliriz dediğimizde herkes çok şaşırmıştı. Sonra seçim sistemi değişti, tartışmalar devam etti. Ama oylarımızın yoğunlaştığı yerlerde milletvekili çıkarma şansımız hala çok yüksek. Sevgili dostlar, bakın daha somut bir örnek vereyim. Örneğin benim aday olduğum İstanbul'un tüm bölgelerinde %3'e yakın bir oyla birinci sıralardakiler, %5,5-6'ya ikinci sıradakiler milletvekilliğini kazanabiliyorlar. Mersin, Adana, Antalya'da, Hatay'da, İzmir'de, Ankara'da oranlar biraz daha yüksek ama aynı şartlar orada da geçerli. O yüzden tekrar edeyim de unutmayalım. Bu iller bizim Türkiye ortalamasından daha yüksek oranda desteğe sahip olduğumuz iller. Özellikle düşük olduğunu düşündüğünüz anketlerde hatta daha düşük oylarla bile tip büyük şehirlerde milletvekili çıkarabilir. Bu illerde 60-70 bin oy ile bile bir milletvekili çıkarmak mümkün. 90-100 bine geldiğinizde bir milletvekilliği kesinleşiyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Madem mümkün, meclise daha fazla tipli milletvekili olsa iyi olmaz mı? Çok daha açık sorayım. Ülkenin ve halkın çıkarı açısından baktığınızda siz de kendinize sorun. Herhangi bir partinin 150-200 milletvekili mi olsa meclis daha etkili olur yoksa Türkiye İşçi Partisi'nin 15-20 milletvekili mi? Hangisinde meclis güçlenir? Hangisinde sizin sesiniz daha fazla kişi tarafından duyulur? Mesela daha önce zaten işe yaramıyor, bu vekiller hiçbir işi yapmıyor diye oy kullanmamış arkadaşlarım. Size seslenmek istiyorum. Lütfen kendinize şunu sorun. Madem benim oyumla tip adayları vekil olacak, neden bu defa gidip oy vermeyeyim? Benim oy hakkım, düşüncelerim, duygularım neden boşa gitsin? Genç kardeşlerim, kendinize şunu sorun. Kim okula gitme, nitelikli eğitim alma, özgürce internete girme, sokaklarda dolaşma, dilediğinizi söyleyebilme hakkınızı savunur? Biliyorum, çevrenizde insanlar "vermek istiyorum ama" diye düşünüyor. Biliyorum, her gün bir WhatsApp mesajıyla size bir sürü farklı şey anlatılıyor. Bunların hepsini elbette düşünün ama işin doğrusunu bilip öyle karar verin. Aklınızla ve kalbinizle karar verin. Aklınız ve kalbiniz ne diyorsa ona oy verin. 15 Mayıs'a geldiğinde elim kırılsaydı da vermeseydim demeyeceğinizden eminim. Ama bak ben de oy verseymişim seçilebiliyorlarmış demeyin. Bir ilki başaracağız. Gelin bunun parçası olun. Gönül rahatlığıyla bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy tipe değil. Biz emeğiyle, alın teriyle geçinenler Türkiye'nin %99'uyuz. Bize oy verin. Sesimiz mecliste gür olsun.